Evet gençlik şimdi sırada kimler var biliyorsunuz. Deklemli miktar geçiş bitti. Artan madde problemleri bitirdik. Şimdi safsızlık ve yüzde verim problemleri var. Özellikle karşılaştığınızda safsızlık ve yüzde verimde birden fazla veri olduğu için kafanız karışıyor. Yani nerede nasıl işlem yapacağınızı karıştırdığınız bölümlerden birisi. Fakat normal mantıkla baktığımızda aslında en basit kalıplardan birisi. Sadece dikkat edeceğimiz bir tanecik bir unsur var. O da şu... Sana başlangıçta verilen maddeyi saf değil diyorsa sen sadece saf olan kısmını çıkar. Geriye kalanla bir ilişkin yok. Sen sadece saf olanla işlem yapacaksın. Ne demek istiyoruz yani hocam? Burada şu tepkime giren maddelerden hepsi her zaman saf değildir. Nasıl yani? İçerisinde saf olmayan kısımlarda yer alabilir. Biz bu yüzden safsızlık içeren bu maddeler içerisinde bulunan saf olan kısım kimse Onunla işlem yapıyoruz. Geriye kalan umurumda değil diyeceksin. Tamam mı? Umurumda değil beni ilgilendirmiyor. Ben sadece saf olan kısımla işlem yapacağım. O halde mesela 100 gramlık bir örneğin %70 saflıkta olduğunu söylüyor. Sen burada ne yapıyorsun? 100'ün %70'ini aldığın zaman içindeki 70 gramı saf olan kısımdır. Geriye kalan banane. Salla gitsin çöpe. Hiçbir ilişkin olmayacak. Bu yüzden bu tip soruları çözerken sen sadece 70 gram üzerinden işlem yapacaksın. Yani sana ne kadarlık bir maddenin ne kadara saf diyorsa saf olan kısmını çek sadece oradan işlem yap. Tek detay bu. Bir de bunun tam ters istikameti var. O da nedir? Yüzde verim problemleri. Yüzde verimde de şöyle bir şey var. Mantık hep aynı. Şimdi biz her zaman için teorikte hani girenleri tamamen tüker, tüketiyoruz, ürün elde ediyoruz falan ya. Bu yüzde yüz verimle gerçekleşen tepkimelerdir. Yani girenlerden herhangi birisini bitirirsen bu tepkime yüzde yüz verimdir. Biten madde yani neydi sınırlayıcı bileşen senin yüzde verim olduğunu söyler. Peki hocam ya böyle olmazsa yani hepsini bitirmek zorunda Hayır. Teorik olarak kağıt üstünde biz işleme tabi tutarız. Ama gerçekten laboratuvara girdiğin zaman %100 verimli bir tepkimi gerçekleştirmen neredeyse imkansız da yakındır. Çünkü havanın neminden, ortamın sıcaklığından, kaptaki lekeye kadar veya da daha önce kullanılan spatüldeki bir malzemenin kalmasına kadar verim yüzdesini direkt düşürüyor. Yani verimin %100 çıkması aslında çok zor bir ihtimaldir. Biz o yüzden verimi ne kadar yüksek tutarsak o kadar kaliteli bir işlem yaptığını söylersin. Mesela biz üniversitedeyken bazen işlem yapıyorduk. Verim kaç Verim 0.1. <laughs> Diyorduk ki lan bu kadar mı kötü dedi yapılır diye. Böyle sahnelerde karşısına çıkabiliyor. O yüzden biz verimi çok yüksek tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bütün her şey dikkatli bir şekilde, sırasına uygun bir şekilde ve e, izole edilmiş ortamlarda yaparsan ancak verimini yüksek çıkartabilirsin. Peki hocam o zaman bunun için bir formül var. Formülü göstermeyeceğim size. Çünkü bunu oran orantıdan çözeceğim. Çok daha mantıklı oluyor çünkü. Ama formülü isteyenler için de şöyle söyleyeyim tekrar. Yüzde verim, senin deneysel olarak bak, deneysel olarak yaptığın değer, bulduğun değer, bölü teorik olarak yani kağıt üstündeki beklediğin değer, çarpı yüz dersen de yüzde verimi bulmuş olursun. Bütün sistem bunun üstünde kurulur. Peki bir bakalım örnekleri nasıl gelecek? Birinci örneğimiz şunu diyecek bize. 40 gram, yüzde %60 saflıktaki, dur... Sana diyor ki ben sana 40 gramlık bir şey verdim ya e ee, bunu sadece %60'ı sap. O zaman 60 ile çarp 100 böl. Yani %60'ını al. Bunu yaptığımız zaman ne olacak? 2 tane sıfırı cırtladın. 6 ile 4'ü çarptığımız zaman kaç gelecek? 24 gramlık. Bu örnek sadece sap. Kim 24 grammış? Kalsiyum karbonat. O zaman bunun içinde sadece 24 gramı kalsiyum karbonat. Geriye kalan bana ne, 16 gram neyse ne? Beni ilgilendirmiyor. Ben sadece 24 gramlık kalsiyum karbonatla hareket ediyorum. Bir tane tepkime göre bozuluyor. Buna göre ağzı açık bir kapta. Bakın şimdi kritik bir tane detay söyledim. Kabın ağzı açık. Devam ediyorum. Gerçekleşen tepkimede kaç gram kütle azalması gerçekleşti. Hocam ne demek yani kütle azalması? Kütlenin korunumu bir kanun değil mi? Kanun. E kütle nasıl azalıyor? E kabın ağzını açık tuttu. Eğer ki ortamda bir gaz oluşumu varsa o gaz uçtu gitti. Sana diyor ki Girenler de madden katı. Kütle katı. Sıkıntı yok. Daha sonra bunu tepkimeye soktu. Bunu ısıtırsanız arkadaşlar kalsiyum oksit ve karbondioksite dönüşür. Hocam bu da katı. Sıkıntı yok. Hala kapta. Ama dönüştürdüğüm şu adam ne? Gaz. E kabın ağzı ne? Açık. O zaman bunu tutabilir misin? Hayır. Yani kütlenin azalmasının sebebi kimmiş? Karbondioksit gazıymış. O zaman adam sana diyor ki ağzı açık kapta gerçekleşen kütle azalması sorarken diyor ki kaç gram kalsiyum e, karbondioksit açığa çıkmıştır demek istiyor dolaylı olarak. Peki ne yapacağım? Sistemli bir deney. Şununla ilgili bilgi verdiyse geçiş yapmak için katsayı kullanmak zorundayım. Bunun için de mole ihtiyacım var. Ben kimi biliyorum gram. Bildiğimiz yöntemden ne yapacağım? En eşittir. M bölü M kullanacağım. E Burası ne? 24 bölü. Kalsiyum oksitin atom ağırlığı e, soru kökünde veriyoruz zaten. As Kalsiyum karbonat atom ağırlığı 100 gram gelen nadir element yapılardan birisi. O zaman 100 dediğimde 0.24 mol şeklinde bunu bulmuş olduk. Tamam 0.24 mol bulduk. Peki geldik buna. Hocam bu amca 0.24 mol ise Bire 0.24 mol ise 1'e ne kadar oluşmasını beklersin? 1'e bu ise bir de aynı. Yani 0.24 mol oluşmasını beklerim. O zaman ben oluşan bu amcanın kütlesini bulursam neyi bulmuş oluyorum? Ne kadarlık karbondioksit açığa çıkarttı mı? Peki nasıl bulacağım? Bir sayının molünü biliyorum. Atom ile çarparsam gram cinsinden değerini bulurum. Yani 0.24 çarpı atom ağırlığı ne arkadaşlar? Karbondioksitin. 2 çarpı 16, 32, 12 daha 44. 44 ile çarptığın zaman muhteşem matematimle cevap vermek istiyorum. 10,56 gram gibi bir şey geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Siz oturup çarparsınız. Şimdi mevzuyu keşfettik mi? Bir Adam bana 40 gram %60 saflık vermiş. Diyorum ki 40 gramın tamamı benim işime yaramıyor. O zaman %60'ını çektim 24 gram. 24 gramlık bileşiğin kaç mol yaptığını buldum. 0.24 mol. Sonra kütlenin azalmasına sebep olan adama buldum. Karbondioksit. O zaman biri 0.24 ise biri kaç mol olacağını buldum. 0.24. Bir sayının molünü biliyorsam atom haline çarptığım zaman gram ulaşırım. Oradan da kim bilgisine ulaştım? Gram bilgisine ulaşmış oldum. Peki geldim bir diğer soruya. Bu soruda da şöyle bir kurgu yaptırıyor bana. Diyor ki bir magnezyum filizinin. Ah hocam filiz ne? Bu bildiğiniz gibi ağaç filiz değil gençler. Biz genelde e, toprak numuneleri alırken mesela sonda da, da böyle bir kalıp çıkar. Kalıbın içerisinde Magnezyum oranı fazlaysa magnezyumu filizi adını almış olur. Çünkü burada daha fazlalık olarak mesela magnezyum var. Ya da mesela altın analizlerinde şöyle bir şey olur. Sondayı vurursun, çıkartırsın normalde laboratuvar gider. Ama bazılarının altının damarını görebiliyorsun yani. Aa diyorsun lan bunda deli gibi altın var diyorsun. Bunlara biz ne diyormuşuz? Filiz diye bahsetmiş oluyoruz. O zaman bu adam bir tane magnezyum filizi almış. 50 gramının klor gazı ile tepkimesine. Şimdi buradan şunu algılamasın. Magnezyum 50 gram değil. aldım filiz 50 gram. Yani sana şöyle bir örnek göstereyim. Bir kabın var. Her şey var içinde. Aklına gelebilecek ne varsa. Bir de fazlalıklı olarak kim var diyor. Magnezyum var diyor. Ha işte ben bunun fazlalıklı olan miktarını hesaplamak istiyorum. Peki nasıl hesaplayacağım? Bu adamı klor gazı ile tepkimeye sok diyor. Magnezyumu klor gazı ile tepkimeye sokarsam 2A grubu elementidir. Kendisi magnezyum klorür şeklinde bir yapıya dönüşür. Sonra diyor ki bu oluşan tuz var ya diyor. Tuzun diyor suda çözülmesiyle. Hocam tuz bir suda çözelim mi? Magnezyum klorür dedi. Suyun içerisine attı. Burada da magnezyum 2 artı artı 2 tane klor eksikliği şeklinde yollarına ayrıştı. Çok güzel. Sonra diyor ki bu çözeltin içinde 0.5 molük magnezyum bulursun diyor. Ha, yani şuradan 0.5 mol bulacağımı söyledi. E peki katsayısı sayısı 1 değil mi? 1'e 0.5 mol ise ne kadarlık magnezyum kloru kullanmışımdır? 0.5 mol kullanmışımdır değil mi? Bak geçişi böyle yaptım. Peki hocam ben bunu nereden bulmuştum? Bunu da şuradan buldum. O zaman burası da 0.5 mol gelsin mi? E geldi. Hocam peki 1 mollük magnezyum klorür oluşturabilmek için ne kadar magnezyum ihtiyacın var? Gene aynı şekilde 1'e 0.5 mol. He, hocam bak 50 gramlık bir şey vermiş ya. Bunun sadece 0.5 molü magnezyummuş. O zaman saflık yüzdesi kaçtır dediğinde şöyle bir şey yapalım mı? 0.5 mol kaç gram yapar ki? Bir sayının molüyle atom ağırlığını çarptığım zaman gram ulaşacağım ya. 0.5 çarpı magnezyumun atom ağırlığını şurada verecek sana 24 diye. Kaç geldi? 12 gram geldi. Ha, mevzu şu. 50 gramlık bir filiz vardı ya. Bunun işte sadece 12 gramı kimmiş diyoruz? Magnezyummuş. O zaman şöyle bir orantı yapalım mı? 50 gramda 12 gram magnezyumsa yüzde kaçtır? Kaç katına çıkmış? 2 katına. Kaç katına çıkacak? 2 katına. O zaman x dediğimiz şey yüzde 24 magnezyumun bulunacağını söylemiş oluruz. Mevzumuz böyle gerçekleşiyor gençler. Öncelikle sana bir görsel hazırlatmak istiyor. Diyor ki ben sana 50 gramlık bir şey verdim. Eğer ki sen tutup 50 gramdan mol bulmaya çalışırsan direkt yanlış olur. Tamam mı? Direkt patlayacağın evre burası oluyor. O zaman diyorsun ki bu 50 gramlık bir filiz var. İçinde ne kadar var bilmiyorum. Klor gazı ile tepkime sokmuşsun magnezyum klor oluşturmuş. Sonra bunu gitmiş suya atmışsın. Magnezyum ve klor iyonlarını ayrıştırmışsın. Soru diyor ki bak diyor, magnezyum iyonundan bu kadar varsa o zaman tuzdan bu kadar vardır. E tuzu aldım burada kullandıysa bu kadarlık tuz oluşturabilmek için ne kadar magnezyum ihtiyacım var? 0,5 mol. O zaman 0.5 molünde 12 gram olduğunu buldum. E diyorsun ki 50 gramlık bir filizin içinde sadece 12 gramı magnezyumsa yüzde kaçı magnezyumdur? O zaman yüzde 24'lük magnezyum varmış diyeceğiz. Geldik diğer sorumuza. Burada da diyor ki bir tane kalsiyum karbonat filizin. Bak bu sefer de filizine vermiş kalsiyum karbonat. Hemen bir yazayım. Kalsiyum karbonat filizin. Yeter kadar hidroklorik asitle tepkimesinden yani HCl ile tepkimeye sokuyor. Oluşan normal koşullarda cart Şimdi şu bilgiyi biliyoruz biz. Hatta bunu birazcık daha sola çekeyim. Durun. Şuradan bir silgimizi alayım. Çok sağlı yazmıyorum bunu. Büyük büyük olsun. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Dedi ki, kalsiyum karbonat dedik. Artı hidroklorik asitle tepkime soktuk. Karbonatlı tuzların asitlerle tepkimesinden ne oluşuyordu? Önce bir tuz. Yani kalsiyum külürünün tuzu oluşur. Artı Yapıya bağlı olan karbonat karbondioksit gazına dönüşüyor artı yanında da su çıkartıyor. E tepkimeyi şimdi bir de denkleştirmenin zamanı geldi. E diyorsun ki katsayı 1 katsayı 1 oldu. Her şey güzel. 2 klor var. 2 klor olması için gittin katsayısına 2 yazdın. Burası da çok güzel. Şimdi geliyorum. Karbondan bir tane var. Bir tane karbondan oldu. 3 tane oksijenim var. 2 oksijen burada, 1 oksijen burada. 3 2 hidrojen, 2 hidrojen tepkime denk. Sonra diyor ki 80 gramının yeterli HCl çözeltisiyle tepkimesinden bak bir filiz var gene. Filizin tamamı ne kadardır? 80 gram diyor. 80. Ne kadar olduğunu mu? 80 gram olduğunu söylüyor. Ee, normal koşullarda ne kadarlık gaz çıkartmış? Karbondioksit gazından 11,2. İlk etapta şunu yapalım mı? En eşittir verilen hacim bölü 22,4 derken kaç mol olduğunu bir bulayım. Yani 11,2 bölü 22,4 dersen 1/2'den bölü 0.5 mol geldiğini söyleyebiliriz. Tamam. Aldım şimdi cebime. 0.5 mollük karbondioksit gazı çıkartabilmek için. Yani şuradan 0.5 mol getirmek istiyorum. Peki. 1'e 0.5 mol elde edebilmek için ne kadar kalsiyum karbonat girmeli? 0.5 mol girmeli. Ha 80 gram demiş ama. Bir dakika hocam 0.5 mol ne kadar yapıyor ki? Bulabilir miyiz? Bir sayının molüyle atom ağırlığını çarpınca ki kalsiyum karbonatının atom ağırlığı 100 demiştik. Kaç çıkması lazım? 50 gram çıkması lazım. Aa hocam 80 gramlık bir içinde sadece 50 gram kalsiyum karbonat var. O zaman tepkimenin verimi kaç? Bak mevzu şu. Sen burada 80 gramın tamamını tüketmeyi beklerken ancak 50 gramı tüketmişsin. O zaman bu tepkimi yüzde kaç verimle gerçekleşti dersen şöyle dersin. 80 gramın 50 gramı harcandıysa yüzde kaç harcanmıştır dersin. İşler dışlardan şöyle yapalım mı? Hocam 100 çarpı 50 bölü 80 diyorum. Şunlar gitti. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 25 gelmiş oldu. 125 bölü 2'den kaç geliyor? 125 bölü 2. 67,5 mu yapıyor? Tepkime %67,5 verimle gerçekleşmiş olur dersin. Tamam mı? Mevzu bu şekilde gerçekleşecek. Neye dikkat ediyorsun? Burada şuna bak. Normal bir tepkime gerçekleşmiş olduğunda diyorum ki ben burada ne kadarlık verim elde ettiğimi bulmaya çalışıyorum. Soru sana diyor ki bundan 0.5 mol buluyorsun. E diyorsun ki 1'e 0.5 mol elde ettiysem ne kadarlık kalsiyum karbonat girmeli? 0.5. İyi de bu kaç gram yaptı? 50 gram. İyi de ben ona 80 gram vermiştim. Ben 80 gramın tamamını tüketseydim %100 verimli bir tepkimeydi. Ancak sen 80 gramı sadece 50 gramını harcayabildin. O zaman senin tepkimen %40'du. 67,5 verimle gerçekleşmişti dersin. Geldim mi? Şimdi bir diğer tepkime dedi. Diyor ki tepkimesine göre 49 gram KClO3 katısı %25 verimle harcanla göre en fazla kaç mol oksijen gazı elde edilir? Bu tip tepkimelerden bazen korkatabilirsin. Hocam ben nasıl yapacağım, nasıl gidecek diye. Bu tepkimeleri ÖSYM genelde verir. Yani şöyle bir şey yapayım. KClO3 dediğim adamı ısıttığım zaman şöyle olur. KCl artı O2 dediğim yapıya dönüştür. Peki kaç tane o 2? 3 bölü 2 o 2'ye dönüşmüş olacak. Sana diyor ki bu tepkimi %25 verimle gerçekleşiyor. Birinci olarak şunu bilmem gerekir. Başlangıç değişim sonu çevrelerinden bahsediyor. Başlangıçta 49 gram almış. 49 gram. Kaç mol yapıyor ki ilk önce onu bulalım mı bir? Hemen en eşittir. M bölü MA'ya gidelim. M bölü MA. Burayı 49 gram olduğunu söylüyor. Bölü buçuk şeklinde gelse mi? Şimdi ilk soru şartı şu. ÖSYM bu tür soruları çok seviyor. Sebebi ne? Seni burada sayısalda pert etmek için yapıyor. Hocam bu ne? 49'u 122,5'a ben nasıl böleyim? Test tekne uygun mu? Eğer ÖSYM sana böyle bir soru verdiyse uygun olmak zorunda. Başka çıkar yolu yok. Peki ne yapacaksın? Bir kat bak. Nasıl bir kat bakalım? Şöyle yapayım mı? Her iki tarafı da onunla çarpayım. O zaman buraya bir sıfır atayım. Şuradaki sıfırı kaldırdım. Yeterli değil. Bir daha onunla çarpayım. Buraya da bir 0 attım. Ama buraya çarpı 10 bırakayım. Neden? Çünkü şurada bir kat yakalayabilirim. Nasıl kat yakalayacağım? 5'in 2 katı ne? 10. 0. Elde var 1. 2'nin 2 katı 4. 1 de elde 5. Tutmadı. O zaman 3 katı 15 tutmuyor. 4 katı 20. Elde var 2. 4 katı 8. 2 de elde 10. Elde var 1. 4 katı 8. 1 elde 9. 4 katı. Bak. Tam kaç katı çıktı? 4 katı çıktı. O zaman burası 4 bölü 10'dan 0.4 mol olduğunu bulduk. Aha her şey yoluna girdi. Bu adamın başlangıçta 0.4 mol olduğunu buldu. Sonra diyor ki %25 verimli. Eğer ki ben 0.4'ün tamamını harcasaydım %100 verimli. %25 verim ne demek oluyor? E bunu 25 çarpıp yüzde böleyim mi? Yani kısaca şunlar gitme 1 bölü 4 olsun mu? O da kaç geldi? 0.1 mol. Demek istiyor ki sen bunu %25'ini yani sadece 0.1 molünü harcarsın diyor. 0.1 molünü harcarsın. Ki istediğim evre bu. Niye? E diyorsun ki 1'e 0.1 harcarsan 1'e 0.1 mol oluşur. 1.5'a ne kadar oluşmuş olacak? 0.15 mol oluşturmuş olacaksın. Peki soru senden ne istiyor? Diyor ki buna göre en fazla kaç mol oksijen gazı elde edilir? Aha da tamam. bu. 0.15 mol elde edersin. Tamam Çok basit bir soru. Fakat bunun zor kısmı sadece şu. 49'u 122 bıçağa bölme gibi bir şey karşına gelince Allah kahretsin bu nasıl bir tepkim ediyorsun? Yani ben bunu bölemem diyorsun, testle uğraşamam, matematikte bırakıyorsun. Matematikte bırakmadığın anda bu tık diye çözülebilecek çok basit bir soru. Bu konuda özellikle dikkat edin gençler. Eğer ki sana kimyada bir tane soru kalıbı gelirse test tekne uygun olmak zorunda. Yani bir kat çıkacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir katı çıkmak zorunda. Zorunda bak mecbur. Bunu da en güzel sondaki rakamdan anlayabilirsin. Belki hocam devam etmek istersen. Üren'in sorusunu vermiş. Demiş ki gübre olarak kullanılır ve yıllık üretimi milyonlarca kilogramdır. 3 mol NH3 ile 1 mol CO2 tepkimeye girerse. Durdum. Dedim ki başlangıç değişim sonuç. Bana demiş ki 3 mol NH3 ile 1 mol karbondioksit tepkimeye girerse. Normalde %100 verimle gerçekleştirsem kimi bitirmek isterim. 1'e 1 bir mol harcanırsa 2'ye ne kadar harcanır? 2 mol harcanır değil mi? Çıktığı zaman bundan hiç kalmadı. Bundan 1 mol arttı. Bundan 1 mol oluştu. Bundan 1 mol oluştu dersin. Tamam %100 verin. Neden? Birisi tükendi. En az birisi tükenirse bu tepkime %100 verin. Sonra diyor ki 15 gram üre oluşuyor. E, üreyi oluşturdum da kaç gram? 1 mol üre oluştu. 7. Aa hocam Yalnız 1 mol 60 gram. Biz şu anda 60 gram elde ettik. Bu ne demek? Kağıt üstündeki elde ettiğimiz bizim. Biz kağıt üstünde 60 gram elde ettik. Ama bu adam 15 gram elde etti. Şöyle bir cümle kurayım mı? 60 gram beklerken 15 gram geldi. O zaman bu tepkimi yüzde kaç verimle gerçekleşti? İçler, işler dışlar, içler dışlar neyse. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 100 çarpı 15 bölü 60. Şunlar gitti 4 kaldı. 4'e böldüğümüz zaman x dediğim şey yüzde 25 verimini bir tepkimenin gerçekleştiğini sorabiliyorsun. Tersten ne gidebilirdin? Mesela şöyle de diyebilirdin. 15'in kaç mol olduğunu bulurdun. 15 bölü 60'tan 0.25. 0.25 ise burası 0.25 burası kaç? 0.50. %100 verim için şunu söylüyorsun. Normalde 0.5 ya. Pardon 0.25 ya. Diyorsun ki bir mol beklerken 0.25 harcadım. Yüzde ne kadardı? Yine yüzde 25'i bu şekilde de bulabilirdim. Yani birden fazla yoldan gidebilirsin. Bir sıkıntımız yok. Sadece dediğim gibi evrenin net götürmeye çalış. Eğer ki yüzde verim isterse ne kadar bekliyordun ne kadar çık diye gidiyorsun. Eğer ki sana saflık derse yüzde şu kadar saflık bu kadar saflık diye maddenin o kadar yüzdesini almak zorundasın. Evet gençler o zaman ne yaptık buradaki saflık ve yüzde verim? problemlerin sona geldik. Ne yapacağız? Tekrar yeni bir problem çeşidi devam edelim. Şimdi bitirmeyelim videoyu. Niye? Problem çeşitlerini arka arkaya götürelim. Şimdi bir formül bulma problemlerini inceleyelim. Geldik şimdi de formül bulma problemlerine. Burada ne yapacağız? Aynı kalıbın çok ufak bir şey farklı detaylarına bakacağız. Yapılar şudur arkadaşlar. Biz diyeceğiz ki iki tane formül şeklimiz var. Birisi basit kaba formül, diğeri molekül formül. Ne fark var hocam? Hani ee, kovalent bağlı bir bileşik yapıldığı zaman sadeleşebildiği en küçük rakama kadar sadeleştirip verilmiş bir yapı varsa buna basit formül adını veriyorsun. Ama bu basit formül senin gerçek formülün değildir. Gerçek formülü biz molekül formülü deriz. Bu bileşiğin kime ait olduğunu biz molekül formülden bakmış oluruz. Yani kısaca şöyle bir şey diyorum sadeleşmemiş hale molekül formülü. En sade haline basit yani kapı formülü diyebilirsin? Kim gibi iki tane yapıdan bahsedeceğim. Biri asitik asit, biri glikoz. En basit formülü CH2O. Eğer ki sen bunu şöyle 2 ile genişletirsen bak 2 tane karbon 2 ile genişlettiğin zaman 4 tane hidrojen, 2 ile genişlettiğinde 2 tane oksijen olursa bu adam asetik asit oluyormuş. Ama sen bu bilişi 6 ile genişletirsen bak karbon 6 Hidrojen 12'ye çıktı, oksijen 6'ya dönerse de bu bileşik kim oluyor? Glikoz oluyor. E, basit formüller aynı ama molekül formüllerine farklı olmak zorundadır. Zaten mantık budur gençler. Birden fazla bileşim basit formülü aynı çıkabilir. Bir sıkıntı yok bunda. Ama molekül formülü farklı olacaktır. Ya da etilenle propen dediğimiz yapıya baktığımızda ikisinin de basit formülü CH2. Eğer sen bu bileşi 2 ile genişletirsen yani C2 H4'e geçersen dersin ki etilen. Eğer ki sen bunu 3'te genişletirsen yani C3H6 olursa da buna propen ya da propilen şeklinde isimlendirebilirim. O zaman ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir formül bulma probleminde. Hani A, X, B, y şeklinde yazıyorum ya çoğu şeyi. Buradaki yazdım X ve Y dedim amcalar bana mol sayılarını verecek gençler. Yani bu bileşim mol sayıları nedir? A'nın X moldür, B'nin Y moldür diyecek. Ve birçok soruyu da biz bu kalıptan çözmeye çalışacağız. Gelelim soru üstünde bir değerlendirmesine. Bir tane soru sormuş bana. Bir organik bileşin 0,1 molünde 4,8 gram karbon, 0,6 mol hidrojen ve 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu vardır. Şimdi diyorum ki ben bir organik bileşikte CX, HY, OZ dediğimde bu X, Y, Z neydi? Benim mol sayımda. Adam sana 0,1 molekülle ilgili yani 0,1 mol molekülle ilgili bilgiler vermiş. Yalnız verdiği bilgiler mol şeklinde değil. O zaman ben bunları mole çevirmeyi deneyeyim mi? Bir bakalım nasıl çevireceğim. Mesela karbonu mole çevirmek istesem en böyle maya kullanmam lazım değil mi? Neden? Karbon 4,8 gram verilmiş. Atom ağırlığı kaç karbon? 12'ye böldüğümüz zaman kaç buldum? 0,4 mol şeklinde karşımıza çıktı. Karbondan 0,4 mol varmış. Aldım cebe. Peki şimdi kime bakalım o zaman? Hidrojen için 0,6 mol hidrojen olduğunu direkt söylemiş geçtim bunu da son olarak da kim var tane cinsinden verilen bir şey var yani 1,206 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen bölü pardon oksijen oturmuş bölü ne diyeceğim 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diyeceğim aradaki fark ne bak 3 katı 3 katı 3 ee, katı 3 katı olmadı bir dakika 0,4 olacak ha. Çünkü 0,4 demiş. 2 katı, 2 katı, 2 katı. Ama nasıl 2 katı 12 olsaydı? O zaman bu nasıl iki kat? 2 kat? 0,2 kat. Yani 0,2 mol bu yapının kim olduğunu söyledim. Oksijen atomu olduğunu söyledim. Şimdi şöyle bir yapıya dönelim mi artık? Ben 0,1 mol karbon atomundan kaç mol olduğunu söyledim. 0,4 mol varmış. Hidrojen atomundan ne kadar olduğunu söyledim. 0,6 mol. Oksijen atomundan ne kadar var dedim. 0,2 mol olduğunu söylemiş oldum. Şimdi mantıken şöyle bir şey geçirelim mi biz bunu? Bu bileşi 0,1 mol için değerleri var ya. Bunu komple 10 çarpsam 1 moline geçer miyim? Hocam ben zaten bir yapının 1 molünü bulursam bana molekül formülünü söyler. 1 molle çarptığım zaman burası c 4 h 6 o 2 dediğim yapıya geçtik. Burası benim hangi formülüm yalnız çok dikkat edin molekül formülü. Neden molekül formülü çıktı? E bir molün yapısını buldum. Ben bir yapıda bir molün formülünü bulursam bana molekül formülünü söyler. Peki burası sadeleşebilir mi? İkiye bölebilirim. Hocam ikiye bölerek oluşturacağım. C2 H3 O dediğim yapıda benim için nedir? Bir basit formüldür. Tamam mı? Buraya da ne ismini vereceğim? Basit formül adını vereceğim. Demek ki iki tane yapım varmış. Birisi molekül formülü, birisi basit formülü şeklinde karşımıza gelecekmiş. Peki geldim diğer yapıya. Burada bana diyor ki demir ve oksijen atomlarının oluşan bir bileşin 16 gramında 4,8 gramlık oksijen olduğuna göre basit formül nedir? Şimdi bana bir bileşik vermiş. Bu bileşiği ne kadar vermiş gençler? 16 gramlık bir bileşik olduğunu söylemiş. Yalnız bu 16 gramlık bileşiğin ben 4,8 gramının oksijen olduğunu söyledim. E, geriye kalanın kim olmak zorunda? Demir ve oksijen oluşuyorsa demir olmak zorunda değil mi? Peki kaçı demir oluyor? 2 koysam 5 o zaman 11,2 şeklinde gelsin mi? 11,2 gramında demir olduğunu keşfettim. Bakın nereden keşfettim? Adam diyor ki demir ve oksijenle oluşan bir bileşik var. 16 gramının 4.8'i oksijen. E geriye kalan kim olmak zorunda? Demir olmak zorunda. Şimdi diyorum ki ben bir bileşik biliyorum. Yani F O yazacağım. Şuraya yazacaklarım benim neler? Mol sayısı. Peki nasıl bir mol sayısı yazayım? Şöyle bir şey yapalım mı? Normalde hatta şöyle yapalım. N eşittir M bölü MA değil mi? Bunları ayrı ayrı yazmak yerine bütün yazayım mesela. Nasıl yazayım? Demir için hoca kırmızı yazalım değişik olsun. 11,2 gram demir bölü demirin atom ne? 56 yazarsam demirin mol sayısını buraya yazmış olurum. Oksijen için 4,8 gram oksijen bölü oksijenin atom 16. Bak sakın O2 falan demeyin. Tamam burada çünkü atomik bazları söylüyoruz. O yüzden 16'yı direkt bölmek zorundasın. Peki sadeleştirdim de ne çıkacak arkadaşlar? 56'nın 2 katı 112. O zaman 0,2 2 katı ne olacak? 11,2. 16'nın 3 katı 48. O zaman 0.3 katı da burası gelecek. Bileşik şuna döndü mü? F 0.2 o 0.3. Ondalıklı bir şekilde hiç görebilir misin? Göremezsin. O zaman ben bunu 10'la genişletirsem burası ne oldu? F2 o 3 dediğimiz yapıya döndü. Yani demir 3 oksit yapısı oluştu. Peki hocam bu bunun basit formül mü, molekül formülü mü? Bu iyonik bağlı bileşik olduğu için bunun molekül formülü diye bir şey olmaz. Tek formül olur. İşte o da budur. Anlaştık mı gençler? Peki devam edelim diğerine. Diğeri ne diyor ki? Yalnızca karbon ve hidrojen içeren bir bileşi. Seni karbondur. 0.5 molünde şu kadar gram olan bileşin basit ve molekülü nedir? Şimdi aynı mantığa geçelim. 100 gramlık bir bileşik alalım mı? 100 gramlık bileşik. 100 gramlık bileşik aldığın zaman bunun içindeki 80 gramın karbon, geriye kalan 20 gramlık kısmın ise hidrojen olduğunu söylerim. Nereden anladım? E %80 diyor. Ama bileşik 100 gram nereden bilir? Fark etmez. %80 ne alacak? Bir oran çıkacak, oran hep aynı çıkacak. Hiç fark etmez. Peki o halde şöyle yapalım. Karbon için mol sayısını bulacağım ya. N eşittir M bölü kullanacağım. Bak M bölü ema. Karbonun gramını kaç vermiş bana? 80 gram vermiş. 80. Bölü. Atom ağırlığı ne? E 12'ye böleceğim. Peki hidrojen için bahsedelim. Hidrojenin kütlesini kaç verdi bana? 20 gram verdi. E, bu sefer bunu kim böleceğim? 1'e böleceğim. Şimdi gerekli sağ eleştirmeleri de yapalım. Mesela e, dı dı dı, kaça böleyim? 4'e bölsem 20. 4'e bölsem 3. Diğerleri bölünmüyor. Şimdi burası bir kesirli kaldı ya kesirden kurtulayım. Nasıl kurtulayım? Şöyle diyeyim. Bölüsü 20 olan bir şeyle çarpsam hem şuradaki 20 gider hem buradaki 20 gider. Ama bölüsünde 3 de kalıyor. Bu sefer de üst çarpanı 3 olsun. Yani 3 bölü 20 ile hepsini çarpayım. 3 bölü 20 ile çarptığım zaman bakın karbonda ne olacak? 3'ler gitti, 20'ler gitti, karbon tek kaldı. Peki hidrojendeki kim olacak? 20'ler gitti. Hocam 3'ü karşılan bir şey yok. O zaman 3 kaldı. Bu bileşik ne oldu? CH3 oldu. Ben burada neyi buldum yalnız? Kafadan bir oran verdim ya en sadesine geçtim. En sadesine geçtiğim için bu bunun basit formülüdür. Tamam basit formülü. Ama hocam soru benden molekül formülü de istiyor. Nasıl bulacağım? Molekül formülü için şurada bir değer vermiş sana. 0.25 molü 7.5 gram. E o zaman ben bir yapına 0.25 molünün CH3 N gibi bir sayının e, kim olduğunu söylüyorum. 7,5 gram geldiğini söylüyor muyum? Demek ki bu bileşik eğer ki 1 mol olursa kaç gramdır dediğimde. Kaç kata çıkmış? 4 katı. O zaman 4 katı kaç olacak? 15, 4 daha 30 mu oluyor? X dediğim şey 30 olarak geldi. Şimdi cevabı aldık. Nasıl alacağız? Bakın gençler. Bir sayının ben basit formülünü biliyorsa bunu herhangi bir sayıyla çarptığım zaman molekül formülünü bulurum. E ben Kaç sayısıyla çarpacağım bilmiyorum ama basit formülü ne? 12 3 15. O zaman 15'i kaçla çarpayım ki? Molekül formülü olan 30'a geçsin. Peki n dediğim sayı o zaman buradan kaç geldi? 2 olarak karşımıza geldi. Demek ki bana verdiğim bileşik CH3T bunun 2 ile çarpılmış hali C2 H6 dediğim bir molekülden bahsediyormuş şu? Olay şu Tekrar söyleyelim. Bir yüzdelik oran veriyor sana. Sana diyor ki yüzde 80'i karbon. 80'i karbon ise geriye kalan 20'sini hidrojen olduğunu buldum. Sonra dedim ki ben buraları mol sayısına yazıyorum ne de olsa. Verilen gramları atom ağırlıklarını bölerek molleri buldum. Buradaki bulduğum en basite indiğim için bu benim basit formülüm şeklinde karşımıza geldi. Daha sonra dedim ki bir bilgi vardı 0.25 mol 7.5 gram o zaman 1 molü ne kadar 30 gram. Bir yapının 1 molü bana kimi verecek molekül formülü verecek. O zaman ben bunun molekül formülünün toplam 30 gram olduğunu biliyorum. Şimdi basit formülü 15 molekül formülü 30 gramsa bunu benim neyle genişletmem lazım 2 ile. Demek ki bu 2 ile ben basit formülü de çarparak c 2 h 6 şeklinde molekülü bulmuş olacağım. Devam edelim. Bu sefer de bir grafik sorusu var. Grafik sorusunda ee, x ve y elementlerini vermiş. Şöyle bir şey. Hangisi hangisi olduğunu yazmayı unutmuşum. Bir saniye gençler. Hemen bir bakayım hatamız olmasın orada. Ee, dıt 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 dıt. Şöyle geçeyim birazcık. Geçtim geçtim. Baya da geçmişiz. Sonlara doğru yaklaşıyoruz sanki. Neredeyiz? Yukarıdaki y, aşağıdaki x. Allah'tan bakmışım. Yoksa tam tersini verirdim. Yukarıdaki y, aşağıdaki x'miş. Tamam. Diyor ki yandaki, yani yukarıdaki X ve Y maddelerinin kütlelerindeki değişime karşılık zaman grafiğini çizdim. Buna göre bileşiğin basit formülü nedir diyor. Yapacağın ilk kural şu. Ben burada harcanmaları bulmuşum değil mi? Ne kadar harcadım biliyor musun? Mesela Y'den ne kadar harcamışım? Harcadım miktar. 36'dan 22'ye gittiğime göre 14 gram harcanmış. Peki X'ten ne kadar harcamışım? 36 gramın tamamını tüketmişim. E, bir bileşik formülü söylüyor ya bana. X ve Y yaz diye. E, şöyle diyelim gene aynı şekilde en eşittir en bölü ema'dan bulalım mı bunları? Kütlesi kaç? X'in. Hocam 36 gram. Bölü. Mol kütlesi ne kadar? Aşağıda vermiş. 24. Y için geldiğimizde kütlesine kadar? 14. Bölü. Mol kütlesi ne kadar? O da 14. E şöyle yapalım. Şu ikisi birbirini götürdü zaten. Bir kaldı. 12'ye böldüm 2, 12'ye böldüm 3 kaldı. Şimdi 3 bölü 2 kesir bir rakam. Buradan kurtarmak için ne yapayım? Bütün bileşiği 2 ile genişleteyim. 2 ile genişletince şurası gitti, x3 kaldı. 2 ile genişletince burası da y2 kaldı. Bu benim neyim oldu? İşte basit formülüm haline gelmiş oldu. Olayımız şöyle gerçekleşiyor gençler. Her zaman için ben 1 mol'e geçmeye çalışıyorum. Ama burada zaten en sade formülünü istediği için en sade nasıl bulmak istiyorsan o şekilde bulmuş ol. Mol kullandık. Bakın mol sayısını atom ağırlığına böldük. farkında mol ile ilgili çok ilginç hesaplama şekilleri var. İşte mol o yüzden zorlanıyorsunuz. Size bunları gidiyorlar molin içinde veriyorlar. Çıkamıyorsunuz içince. Aslında burası bir formül bulma şekli. Yani bunlar formül bulma problemi şeklinde geliyor. Evet gençler birazcık daha soru çözelim. iyice pekiştirelim. Haydi bakalım bir de o sorulara. Evet gençler bu örneğimize bakacak olursak bize neyi söylüyor? Diyor ki 0,1 mol organik bir madde 0,35 mol oksijenle yakılırsa 0,2 mol karbondioksit ve 0,3 mol H2 oluştuğuna göre bu amcanın molekül ve bası formülü nedir? Şimdi gençler bu arada e, şey de söyleyeyim. Formül bulma problemleri AYT kısmının da net birebir aynısı. AYT'de özellikle organik kısımda formül bulma problemlerini göreceğiz. Aynısı hiçbir fark yok. Aynı konular orada da var. Aynı işlemler orada da geçer. Peki ne diyeceğim? Bir organik madden var. Burası CX. H, y. Oksijen var mı yok mu bilmiyorsun. O, Z. Ola da bilir, bilir oksijen. Devam ediyorum. Bu adam oksijenle tepkimeye sokmuştu. E yakılırsa açığa kim çıkacak sadece? Karbondioksit ve suyun çıkacağını söylemişsin. Tamam. Buraya kadar sıkıntı yok. Sonra 0,1 mollük bu organik madde ne olduğunu söylemişsin. E, 0 0,35 mol oksijenle yakmışsın. 0,2 mol karbondioksit oluşturmuşsun. 0,3 mol de suyu elde ettiğini söylüyor. Şu an hepsi cepte. Peki ben şöyle bir şey yapayım mı? Bunun molekül formülüne geçmek için 1 mol'ü bulalım mı? Peki 1 mol'ü 0,1 ise. Bak kaçla çarpışmazsa 10 çarparsam 1 mol. 10 çarparsam 3,5. 10 ile çarparsam 2. 10 çarparsam 3. Yaptığım etkinliği hepsine yapmak zorundayım. Peki hocam. 1'e 1 ise kaça 3,5? Hocam 3,5 nasıl gelecek? 7 bölü 2 gelir değil mi? 7 bölü 2'ye 3,5. Peki kaça 2 gelmesi lazım? 2'ye. Kaça 3 gelmesi lazım? 3'e. E Tepkime denk. Bu kadar basit. Nasıl denk hocam? Karbondan kaç tane olmak zorunda? Bak 2 karbon var. O zaman x dediğin sayı yerine 2 gelmek zorunda. Geldim hidrojen. 3 çarpı 2'den 6 tane hidrojen var üründe. Girenle de 6 olmak zorunda. 6 yazdım. Şimdi geldik oksijene. Var mı yok mu? 2 i̇ki çarpı 2'den 4 burada. 3 tane burada geldi. 7. Peki sende ne var? 7 bölü 2 ile çarpınca 7. E bitti. Oksijene ihtiyaç yokmuş ki demek ki. Benim bileşimle C2H6 dediğimiz bir yapı haline gelmiş oldu. Mevzum şöyle gerçekleşiyor. Bunu 1 mol için bir kıyaslama yapıyorsun, çıkartıyorsun. 1 molde ne ihtiyacın varsa 4 burada, 3 burada, 7'ye ihtiyacın var. Girende de 7 olması lazım. Gitti. Hocam 7 mol oksijen. O zaman oksijen ihtiyacı var mı? Yok. 8 olsaydı ihtiyacım. Bu sefer bunlar gidince 7 burada ya. O zaman bir tane de burada olmalı diye C2H6 şeklinde yanı bir de oksijen şeklinde yetirecekti. Peki bu bulduğum benim 1 molün formülü değil mi? Evet. O zaman bu benim molekül formülüm olarak gelir. Peki ben bunu sadeleştirip CH3 yapısına geçirseydim buna da basit formül adını verirdim. Geldik diğer soruya. Burada da şunu diyor. Bak 0,1 mol'lük Cn 2 non bileşiği 0,3 mol oksijenle tam olarak yakıldığında bileşim formülü ne olur? Hemen bir bakalım gene. Bu bileşik Cn h 2 non dediğimiz bir amca. Oksijen gazıyla tepkimeye girerse diye söylüyor. Açığa kim çıkacak? Karbondioksit ve suyu çıkartacağını söyledi. İkisi geliyor. Sonra bu bileşiğin 0,1 mollük bileşik olduğunu söylüyor. 0.3 mol oksijenle yakılırsa yani şuranın da 0.3 mol olacağını söylüyor. Açığa karbondioksit ve suyun çıkacağını söylüyor. Peki formül ne olur? Ne yapacağız? İlk önce denkleştirme yaptım. Nasıl denkleştirme hocam hiçbir şey bilmiyorum. Aslında biliyorum. N diye vermiş. Ama bu sayı değil fark etmez. Aynı mantıkla kurgulayacağız. Şimdi bak girenlerde en mol karbon varsa ürünlerde de en mol karbon olmalı diyorsun. Devam ediyorum. Hocam girenlerde 2N hidrojen varsa ürünlerde 2N olsun diye buraya kaç yazayım? N yazayım ki 2N gelsin. Çok güzel sıkıntı yok. Şimdi ürünlere bir bak. 2N mol oksijen burada. N burada 3N mol oksijen var. Bak 3N mol. Hocam oksijenin N tanesi buradaysa geriye kaç N kaldı? 2N. O zaman buranın kat ne gelsin? N gelsin ki 2N de buradan gelmiş olsun. Denk değiştir. E peki şöyle diyelim mi? Bunu 10 genişletsem 1 moldü. Bunu 10 genişletsem ne olacak? 3 mol gelecek. Şimdi 1'e 1, e 1 muhse kaça 3 mol olmasa 3'e. E ee, en dediğim sayı 3 çıktı. Hocam en dediğim sayı 3 ise zaten formülü buldum. C3 H6 O3 dedim ya. Peki bu benim basit formülüm molekül mü ya da rastgele bir formül mü? Bu molekül formülü. Sebebi şu. Ben bu bileşiği için buldum? 1 mol. Bu 1 mol bileşim formülü olduğundan dolayı buna molekül formülü adını veririz. Ama sadeleştirip ben bunu CH2O formatına döndürsem Burası da benim basit formül şeklinde isimlendirilmiş olur. Bakın fark ettiyseniz ilk önce bir denklem yazıyorum. Denkleştirmeye çalışıyorum. Bu illa sayı olacak diye bir kural yok. Harf şeklinde atadıysa o şekilde gidersin. Rakam verdiyse rakamdan gidersin. Herhangi bir şey değilse ondan gidersin. Bu şekilde de yaptığım birleşim bir bulunu bulduğum için benim bulduğum şey molekül formülü olarak isimlendirilecekmiş. Geldim diğer soruya. Bu sefer diyor ki bak... Yalnız karbon, hidrojen ve oksijenle oluşan bir bileşik. Hemen yazalım. Bir bileşik var. Sadece yapısında karbon, hidrojen, oksijen var. Sayılarını bilmiyorum. Diyor ki karbon atom sayısı oksijen atom sayısına eşitmiş. Şöyle farklı renkte yapayım. Şu ikisinin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Sonra hidrojen atom sayısını 3 bölü 4'ü kadar. He, şimdi şöyle bir şey yapayım. Hidrojene öyle bir sayı yapayım ki 3 bölü 4'ü karbona eşit olsun. Nasıl gelsin? Tam kat gelsin de hidrojeni 4x değil mi? Neden? 3 bölü 4'ünü aldığında burası 3x. Hocam bu 3x ise buna eşit olduğundan burası da 3x. Aha da böyle yapı çıktı. Sonra devam ediyorum. Bileşi 1 molü yakıldığında. Şimdi aldım bu bileşiği. C3x H4x O3x'e oksijen gazıyla tepkimeye sokuyorum. Tepkime sonucunda sadece karbondioksit ve suyun oluşacağını bilmiyorum. Peki diyorum ki 4 mol Suyun oluştuğunu söylüyor. Bak sana diyor ki bu bileşikten eğer sen 1 mol alıp yakarsan bunun karşılığında 4 mol suyun oluştuğunu söylüyor. E o zaman katsayı geçişi yapalım mı? Nasıl? Karbon içeşişlemekte uğraşma. Amaç ne? Hidrojeni bulmak zaten. 4x mol girenlerde hidrojen varsa üründe 4x olması için buraya ne gelmesi lazım? 2x. Niye? 2x çarpı 2'den 4x oldu. Bak girenler ve ürünlerdeki hidrojenler işlendi. E 1'e 1 mol ise 4'e kaç olur? 4 mol. Yani 2x dediğim şey 4 ise x dediğim şey kaç geldi? 2 geldi. E yerine koysam o zaman C6 H8 O6 dediğimiz bir yapı geldi. Ben bunu ne kadar için yaptım? 1 mol için yaptım. 1 molü o zaman benim ne formülüm oldu? Molekül formülüm oldu. Peki ben bunu şimdi neyine geçeceğim? Basit formülüne. Nasıl geçeceğim? 2'ye bölsem C3 H4 o3 dediğim bir yapıya geçelim. Bu da benim basit formülüm şeklinde adlandırılmış olur. Bütün mevzu bu gençler. Her zaman için amacım ne? Bir molünü bulduysam molekül formülü, en sade formülü geçiyorsam da basit formül olarak karşımıza gelecek. Ve geldik son sorusuna. Burada da diyor ki, karbon, hidrojen ve oksijenle oluşan 0.05 mol'lük bir bileşik, 0.2 mol'lük oksijenle tamamen yakarsan, 0.15 mol karbondioksit, 0.2 mol su elde edersin. Buna göre kaba formülün nedir? Bileşimde kim olduğunu söylüyor. Karbon, Cx, H, O'zu olduğunu söylüyor. Bilmiyorum detaylarını. 0.2 mol ile yaktıktan sonra karbondioksit ve kim oluşturduğunu söylüyor? Suyu oluşturduğunu söylüyor. Aldım cebe. Bu bileşik 0.05 mol şeklinde karşımıza geldi mi? Kimle tepkimeye sokmuşum? 0.2 mol oksijen gazı ile tepkimeye girmiş tamamen yakmanın sonucunda 0.15 mol karbondioksitle 0.2 mol kimi elde etmişim? Su elde etmişim. O zaman şöyle bir kurgu yaptım. Dedim ki bu sisteme göre, buradaki oluşturduğumuz sisteme göre şuranın 1 molüne geçmek istiyorum. Kaç katı 1 mol yapar? 20 katı. 20 katına ben 1 mol dersem 20 katına 1 mol. Aynı şekilde 20 kat alırsam 4 mol olur. 20 kat alsam 1.5 çarpı 2'den 3 geldi. 20 kat alırsam 4 geldim. Hepsi tamam cepte. Kat sayısına 1 yazdım. 1'e 1 mol ise kaça 4 mol olması lazım? 4'e. Kaça 3 mol olması lazım? 3'e. Kaça 4 mol olması lazım? 4'e. Sistemi böyle kurguladım. Tamam mı? Bütün sistem kurgulandı. Peki benden istediği bu bileşin kaba formülü e, denkleştirmiş bir sistem haline getirdin. Karbondan kaç tane var? Bak 3 mol karbon varsa 3 mol karbon olacak. Yani C3 oldu. Hidrojene geldim. 4 çarpı 2'den 8 mol hidrojen var üründe. O zaman 8 mol olabilmesi için buraya kaç geldi? 8 direkt yazdım. Oksijene gel. Var mı yok mu bilmiyorum. Bakalım mı? 3 çarpı 2'den 6 mol burada var. 4 de burada 10 mol var. Geldi. 4 çarpı 2'den 8'i burada var. E karşılayamadım. İkisi boşta. O zaman buradaki oksijenin sayısı ne? 2. Peki ben bunu kaç mol bilişik için yaptım? 1 mol bilişik için olduk mu? Olduk. Peki hocam 1 mol bilişik için bulduğum şey benim neyimdir? Molekül formülüm. Peki basit formülüm nedir desem? Hocam bu sadeleşiyor mu? Hayır. Ama şu 2 ile 8, e tamam 3 ne olacak? Hepsini sadeleştirmem lazım. Sadeleşmediği için aynı zamanda bu benim basit formülüdür. Yani bu bileşim basit formülü ve molekül formülü aynı çıkar. Evet gençler artık ne yaptık? Formülü bulma problemlerinde sonuna geldik. Burayı iyice pekiştiriyorsunuz ve yeni ödeviniz geliyor. Şimdi formül bulma problemlerinden sonra karışım ve molekül ağırlığı problemleri var. Oraya geçmeden önce mutlaka mı mutlaka şurayı halletmeniz gerekecek. Neredeyiz? Hemen sayfasını ben size söyleyeyim. soru Bankası'nda artan madde problemlerini çözdünüz. Arkasına 193 yani safsızlık ve yüzde verim problemleri ödeviniz. Burayı bitiriyorsunuz. Safsızlık ve yüzde verim problemleri 2 yani test 20 bitiriyorsunuz. Formül bulma problemleri test 21 bitiriyorsunuz. Aynı şekilde formül bulma problemleri 2'yi çözüyorsunuz. Başka olmaması lazım. Aynen. Bunları çözdükten sonra bir sonraki karışım problemlerine geçiş yapıyoruz. Ama çözmeden ne olursunuz ilerlemeyin. Bir de sistem bir şey istiyorum. Video defterin sonunda 3 ya da 4 tane test olması lazım. Oraya bekletin. Şimdi değil. İlk önce soru bankasını bu sefer çözdürüyorum. En son bitirdikten sonra video defteri komple çözdüreceğiz. Tamam mı? Şu anda soru bankası ile devam edeceğiz. Video defteri dokunmuyorum. En son tekrar da video defterdeki sorularla birlikte yapacağız. Evet gençler o zaman bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.